Değerli Galatasaraylılar, yani ben hasta girdiğimde de biraz şaşırdım. Açık konuşayım. Ee, gerçekten Galatasaraylı olmak bir ayrıcalık. Bunu gördüm. Bu kadar zor, riskli, pandemi, pandeminin o malum virüsün taklatarak şekil değiştirdiği bir ortamda bu kadar insanın Galatasaraylı olmanın verdiği Heyecan ve cüretle, ki Galatasaray en gerekli şeylerden birisi o cüret ve o yürektir. Burada olmanız beni müthiş mutlu etti, çok samimi söylüyorum. Bazı şeyler ifade edilemez, bazı şeylerin duyguları tam olarak sergilenemez. Şimdi, özür dilerim. çocukları görünce çok mutlu oluyorum. E, torun olunca torun da Allah hepimize torun nasip etsin. Değerli arkadaşlar, gerçekten Galatasaraylı olmak bir ayrıcalık. Galatasaray'a üye olmak ekstra bir ayrıcalık. Ve yaklaşık vefat edenlerle birlikte 15 bin küsur üyemiz oldu. Şu anda bunun 9800'ü aktif aidatını ödemiş üye. Ve ve Türkiye'de bu kadar çok taraftar olup bu kadar az üye olan takımlardan biriyiz. Bu hem iyi, olumlu hem olumsuz tarafı oluyor tabii. Bütün e, taraftarlar üye olmak istiyor. Fakat tabii ki bizim tüzüğümüz buna izin vermediği gibi bizim üyelik aidatları da biraz yüksek. 20 bin TL. Şimdi bunun bize tabii cami olarak da maddi anlamda çok büyük katkısı var. Biz bunun içinde iyi olan kardeşlerimize şimdi öbürleri alınmasın yani aile üyeleri ve Galatasaray Lisesi, Galatasaray Lisesi sonsuza kadar yaşayacak ve sonsuza kadar bu haklarına devam edecekler inşallah. Fakat bizi mutlu eden özellikle D grubuna o yani normal üyeliği olan başvuruların her yıl sabit kalıp artması ki reddedilme duygusu insan sosyal yaşamında eğer biri tarafından reddedilmişse reddedilenler bunu bilir herkesin başına bir şekilde gelmiştir lisede ortaokulda ee, çok acı bir duygu fakat şunu bilsinler lütfen o üyeleri biz reddetmedik kapasiteden ötürü tüzüğün verdiği sınırlamalardan ötürü kabul edememe durumuna geldik asla reddedilmediler ben bu nedenle üyelik başvurularının her yıl yeniden tekrar etmelerini bizi dinleyen ve üye olamamış kardeşlerim adına istirham ediyorum. Benim için fark etmez üye ya da taraftar. Çünkü ben yıllarca mücadele ettim, yıllarca. Önemli görevlerde bulundum. Gerçi bir gün ileride anlatırım, İnan Bey'i e anlatırım. Ben İnan Bey'in bu kadar Galatasaray'da o zaman etkin olduğunu bilseydim İnan Bey'den hallederdim. Bunu da anlatınca gülecek tabii devletteyken ben. Ee, Galatasaray üye olmak gerçekten çok zor. Çok çok zor. Bu nedenle lütfen o kartın kıymetini bilin. O kartın size getireceği çok bir avantaj yok. Fakat şunu bilin ki siz Türkiye'de futbolla ilgilenenlerin ki yaklaşık yüzde 91 civarında bir kitle nüfusun yaklaşık yüzde 45'ine aitsiniz. Ve Galatasaray'da aidiyet duygusu, sadakat duygusu, vefa duygusu, teşekkür duygusu çok önemli değerlerdir. Biz kendimizi sadece ait hissetmeyiz. Aynı zamanda sadığız ve teşekkür ederiz. Tek tek kim ne yapmışsa, milimetrik bir şey de yapmış olsa hepsine çok çok teşekkür ederiz. Şimdi şunu da bugün bir yazarı okudum söyleyeyim onu da. Ee, Öcal abi Öcal Ulucu çok tanımam. Bir kere telefonla görüştüm. Yüz yüze hiç gelmedik. Bir kere. Onda da o beni tanımıyordu. Mesaj attım. O da benim gibi açmıyor telefonunu tanımadıklarından. Ee, yani bakın arkadaşlar çok hayati işler yapıyor. Ben, bana teşekkür etmeyin. Belli bir yaştan sonra onlar çok da etkilemiyor insanı ama maneviyat tabii ki önemli. Yönetimi tebrik edin. Bir kere adayı bakın 4-5 beş, beş ayda 11. ayda açtık. İki dava açtık. Tabii ki öbür dört dava daha önce bizden önce açılmıştı. Onları da küçümsemiyorum. Ama çoğunu kaybettik. Demek ki bir şeyleri yerinde ve doğru kanalda açmışız. Bundan bunu çıkarıyorum. Ben. Tabii ki bunda bütün camianın etkisi var. Yani bunda katkıda bulunan herkes dokuz bin küsur üyenin, on beş bin üyenin duasının veya öbür dünyadan iyi duygularının buna etkisi var. Ama beş ayda biz bunun gururunu yaşadık. Fakat çok enteresan, medyada, sizi demiyorum, ya bir kelime yazın ya. Kaç aydır sürüyor bizim davalarımız adada? Kaç, kaç yıldır? Ya bir nok bizi bırakın ya, boş verin. Bunlar prim aldı, yarın seçim götürür. Ya götürmese daha iyi. şahsi olarak söylüyorum birçok yönetim kurulu arkadaşlarımızın da bu nasıl iş diye şevki ve morali bozulmuş durumda zaten. Bunu gelecek yönetimler. Biz bugün varız yarın yokuz. İnşallah bir 50 yıl daha burada yönetimde kalacağız. 50 yıl sonra birileri gelebilir. <laughs> Şimdi Yani yönetimin, yönetimlerin istediği teşekkür, vefa bu kadar. Florya'yı kurtardık. Bizim yüzümüze parmak sallayanların bu sözleşmeyi imza attınız. Pardon imza at, başkaları atmıştı. Atabilir o şartlarda. Onu da eleştirmedim. Fakat bu bile bize ihale edildi. Florya Riva Sözleşmesi. Biz onu aldık tümüyle yeniledik. Ve tümüyle Galatasaray camiasına sağladık. Hem de imarlı geri aldık. Aynı parayı aldık. Altı, dört sene önce dediğimiz parayla TL bazında aynı aldık. Yine bir tane teşekkür. Bir iki arkadaşımız yazdı tabii. Medyada özellikle medya manşetlerine sesleniyorum. Ya Allah'ın aşkına benden hoşlanma. Abdurrahim S.M. Yusuf'tan gıcık a. İşte kim aklına bir dilekten hoşlanma. Değil mi? Okey. Ama ya realiteyi yazsana güzel kardeşim ya. Yok. Zemini yaz. Devamlı zeminden uğraş. Hepsi bana tarım bahçıvan oldu. Ya böyle bir şey olur mu ya? Biz tabii yaptık. Yani biz kendi aramızda, hocamızla zaten görüşüyoruz. Futbolcularla değil. Yani bir şeyleri bilinçli olarak Galatasaray'ın önüne medyanın belli kesimleri çıkartıyor. Bilinçli yapıyorlar. Bu tuzağa özellikle genç taraftarlarımız çok düşüyor. Yenildik. Tabii ki yenilebiliriz. Önemli olan savaşı kazanmak. Biz muharebe kaybettik. Olabilir. Bir çatışma kaybettik. Olabilir. Daha da edebiliriz. Ama bizim ana hedefimiz savaşı kazanmak. Mayıs'ta bakacağız. Ve inşallah Mayıs'ta biz bu savaşı kazanacağız. İnanç ve güven ve dua ile kazanacağız. Çok teşekkür ederim. Bu aynı zamanda yeter başkanım. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. İyi ki varsınız. Onurla, şerefle devam edeceğiz. Çok değerli insanlar. Sizleri ve bizleri bir araya getiren bu armaya ve bunu tesis eden sevgili Ali Samiyene ve Cumhuriyetimizin banisi Sevgili Mustafa Kemal Atatürk'ü teşekkür eder, bir defa daha saygıyla anarım. <laughs> Film izlerken aklıma UEFA'da yaptığım savunma geldi. Savunmanın özü şuydu, ilk açılışım. Onu da o anda şimdiki gibi bulmuştum. <laughs> yani dedim, hepiniz lise okudunuz mu? Karşıdaki heyet çok değerli Avrupa'nın daha önce dediğim gibi krem dölak kreması. İnsan Hakları Başkanı var, Dışişleri Bakanları var, Başbakanlar, Büyükelçiler. Dedim lise okudunuz mu? Peki dedim şöyle düşünün. Bir lisede okuyorsunuz. 5-6 genç bir araya geliyor. Lise 2'de sanırım Diyorlar ki bir takım kuralım. Şu anda da kuruluyordur. Ne bileyim ben Tanzanya'da da, Mozambik'te de, Arjantin'de, Sibirya'da. Yani dünyanın çeşitli yerlerinde takımlar kurulur. Ve o kurulan takım, lisede kurulan bir odada 5-6 arkadaş, tüzüğümüzde 17 kişi diye biliyorum. Taraftar sayısı olarak Türkiye'nin en büyük, dünyanın da en büyüklerinden birini dünyada 100 milyona yakın Galatasaray'ın sempatisanı var. Ülkede yüzde sekiz sekizinci yaşa kadar ki ben kendimi bildim bileli Galatasaraylıyım. Bir yüzde dokuzluk kesimle de futbolla hiç ilgisi yok. Yani maksimum on bir kesimi çıkardığınızda yüzde kırk beşe yakını Galatasaraylı. Ve orada Ali Sami'nin kurduğu bir takım nasıl bir takım kurmuş ki hem de yabancılar o zaman işgal ve savaş dönemi var Balkan Savaşı bu hale gelmiş. Ya yani bundan nasıl bir gurur duymalıyız? Bu çok büyük bir gurur arkadaşlar. Dünyada hiçbir takıma, hiçbir sivil toplum örgütüne nasip olmamış bir takımın bir inanışın temsilcileriyiz. Ve ilelebet kıyamete kadar sürsün diliyoruz. Biz Galatasaraylı olmanın çok önemli bir ayrıcalık olduğunu söyleyelim. Üye sayısının azlığıyla değil, 9 bine yakın aidatını ödemiş kayıtlı üyemiz var. Kuruluşundan bu yana sayısal olarak vefatlar dahil üye sayımızda 15 bin kişi. Ve düşünün bu Türkiye'de 30 milyona yakın, dünyada 100 milyona yakın ve medyatik etkileşim açısından devamlı olarak da ilk dörtte olan bir takım. Galatasaray yenilse de, bunu iki saat önce de dedim, bir muharebe kaybeder, bir çatışma kaybeder. Asla savaşı kaybetmez, asla. Hedefi her zaman zaferdir ve o zafere yürümektir. hepimiz çatışmada bile olsa o kayıplardan çok üzülüyoruz. Daha uzun sürüyor nedense çatışma yenilgesinin acısı çatışma galibiyetinin acısından bir iki gün daha fazla sürüyor. Ama ben bir an evvel bunu atıp tekrar mücadeleye Türkiye adına, çağdaşlık adına, laisizm adına ve kurucularımız adına Devam edilmesini diliyorum. Hepinize hoş geldin diyorum. Saygılarımı sunuyorum.